İsmim Ahmet Er. 1967 Ayaz doğumluyum. Mehmet Er'in Düzden'in oğluyum. Evliyim. İki oğlum var. Birisi üniversite okuyor. Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde. Diğeri bu sene lise 1 geçti. Eşim yine Pamukkale Üniversitesi'nde tahakkuk şube müdürü. Bağbahçe işim var. Onunla uğraşıyorum. Şangutan mevkinde. Zaman buldukça orasına önem veriyorum. Ağaçlar diktik, işte sebze, meyveler diktik işte falan. Orada güzel bir vakit geçiriyoruz. 45 yıldır Denizli'de duruyoruz. 41 yaşındayken köyden gelmişiz. Tabii köy hayatımız hiç olmadı. Yani Ayaz'ı severiz ama yani bir yaşantımız olmadığı için. Ama yine de köyde doğduğumdan dolayı köy olan hasretim, köy olan sevgim hiçbir zaman bitmedi yani. Ama bunu bayramlarda ancak düğünlerde bir şey yaparak vakit buldukça gitmek zamanımız oluyor. Bunun haricinde sanayi raf üretimiyle uğraşıyorum. Depo, market, tekstil, giyim ve arşiv rafları imalat ve üretim ve satış yapıyorum. 2003'ün yıl sonu ve 2002'nin sonu 2003 yılında beri bu işi yapıyorum kendi adıma. Daha önce değişik sektörlerde çalıştım. Gıda sektöründe, metal sektöründe çalıştım. 2002'nin dediğim gibi sonu ve 2003 başından itibaren de kendi adıma market ve mağaza rafları imalat ve satış sektöründe çalışıyorum. Efendim, ürünlerinizi Türkiye içi veya da Türkiye dışı pazarlamasını nasıl yapıyorsunuz? Valla Türkiye içine pazarlamasını kendimiz ve ekibimiz var. Onu yapıyoruz. Müşterilerimizin de tavsiyesiyle gelen siparişlerimiz de var. Onların tavsiye ettiği müşterilerle de gelen pazarlama şeyimiz var. Yurt dışına ise internetten bulan müşterilerimizle direkt temas geçiyoruz. Onlara da gönderdiğimiz yurt dışına bağlantılarımız da var o şekilde. Montaj da dahil veriyoruz. Çoğu ürün %90 bizde montaj dahildir. Çok az bir ürün montajı yapılmadan verilir. Montajı ve kurulumu bize ait. Sonuçta biz dekorasyon işi ve mağaza işi yapıyoruz. Bunların dizaynı, boy çiziminden, projelendirmesinden tutun montajı ne kadar kendi ekibimizle, kendi imalatımızla bunu yapıyoruz. İleri yönelik vizyonunuz, hedefleriniz nelerdir? Vallahi şimdi bu işin tabii geleceği çok parlak. Yani sonuçta dünyanın bu işi yapan insanların ilk başladığı yerden buraya kadar bu raf sistemi değişik sektörde gelmiş yani. Sonuçta Civatalı'da ilk tahtadan başlamış. Oradan Civatalı sistemi geçilmiş. Civatalı sistemden şimdi market reyonlarındaki bu sistem son model raf sistemi geçilmiş. Şimdi yenilemezseniz kendiniz bu işte mutlaka ki geri kalırsınız. Yani bunun mutlaka devamı Ar-Ge çalışması yapılıyor. Bu çalışma esnaden yapılan yeni model, yeni bir değişik bir iki tane şeyimiz de var tabii, bir projemiz de var. İnşallah onları uygulamaya geçiririz de bizim de bir faydamız olur yani. Her sektörde sıkıntılı bir dönem geçiriliyor. Vallahi benim sektörde mutlaka zaman zaman oluyor ama benim kendi sektörümde yani kendi adımı yaptığım zamanlarda birkaç kez tabii biz de kriz geçirdik yani bu dünya global dünyanın vermiş olduğu krizle ilgili bizim de bir sıkıntılarımız oldu ama şimdi bunu müşterilere verdiğimiz özgüven ve düzgün iş yaptığımız için Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yani şey olarak olmadı. Yani aşırı derecede bir sıkıntı hissetmedik. Ama piyasanın hissetmiş olduğu krizi biz de yaşıyoruz. Müşterilerimizden bunu da bize yansıyor. Yansıdığı için biz de etkileniyoruz. Ama ciddi anlamda Allah'a şükür hiç öyle bir eksik şey olmadı. Bize yansıma olmadı. Köyümüzle alakalı ilave etmek istediğiniz güzel şeyler var mı? Vallahi köy bizim güzel bir köy. Yani şöyle anlatayım. Hem havası, suyu olsun, yüksekliği olsun. Hava darlığı ve yaylı bir köy. Sonuçta buranın gelişmesi her zaman istediğim bir şey. Tanınması ve gerekirse böyle bir daha çok yaygınlaşıp insanlara ulaşan bir yer olması lazım. Bunun için reklamlı olabilir. Dediğimiz gibi tanıtımlarla olabilir. Veya dernek kanalıyla bu işi yapabiliriz. Millaki sadece köylülerimizin değil yani. Ben sadece Ayazlarındır bir şey değil. Ama gerçekten de bu işi yapan, seven herkesin doğayla, köyle iç içe olması için oralarda mutlaka bir yerler alıp bir şeyler yapması lazım. Ki bu son zamanlarda bayağı da ciddi anlamda dışarıdan da insanlar yetişti. Dışarıdan da gelen misafirler oranın değerini anladı. Köylü olarak bunu biz de daha çok anladık.
Çünkü imkanlar insanın elindeyken bunu çok anlayamıyorsun. Ama dışarıdan bu insanların buraya sevmesiyle diyorsun ki ya gerçekten güzel bir köyümüz var. Bu köyümüzün mutlaka ki gelişmesi için elimizden gelen ne varsa, bizim de yapmamız icap eden ne varsa biz de onu yapacağız inşallah. Valla bunlar bizim, önce şunlar market taraflarımız, Züccaciye, bunlar manav, mankenlerimiz var mevcut. Şu grubumuz da yeni bir model manavımızdır, plastik tasarım. Manken ve... Bunlar özel siz mi tasarlıyorsunuz yoksa? Bunlar sizden marketler için tasarlanmış bir sistem bunlar. Evet. Bu genelde herkesin kullandığı, bir ürettiği bir sistem. Mankenlerimiz polyester tarzı mankenler satıyoruz, mağazalara dönük. Onun yanında terzi mankenlerimiz. Raflarımız, market raflarımız bunlar şu şekilde. Bunlar da ürettiğimiz kendi ürünlerimiz. Dizaynı, her şey size ait. Evet, bu üretim ve dizayn bize ait. Bunun mobilya kısımları var. Mobilya kısımdaki raflarımız da bunlar kendimize ait. Üretimi ve tasarımı kendimize ait. Onun haricinde sepetler ve aksesuarlarımız var. Aksesuarlar da dediğimiz gibi genelde kullanılan ve olması gereken, herkesin sattığı reyonlar bunlar. Bunlar genel olarak klasik bir reyonlardır. Ama bunların genelde hepsinin üretimi ve şeyi bize ait. Okay.